Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mermer efekt uygulamasını göstereceğim. Duvara başlamadan önce, uygulamayı yapmadan önce temizleyip dönüşüm astarı vurmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu duvarı bayağı bir bizim çocuklar çizdi. O yüzden dönüşüm astarını bir kat vurdum ama biraz sonra bir kat daha vuracağım. Hangi malzemeleri kullanacağız? Evet, internetten sipariş ettiğim San Marco adlı ürünümüz. Bu 5 kilo. Bunu ben beyaz aldım. Çünkü hangi renk yapacağımı karar veremedim. Renk değiştirebiliriz çünkü. Ve değiştireceğiz de şimdi. O yüzden önceden elimde olan bu lacivert boyayı kullanarak renklendireceğim bunu. Daha sonra uygulamamıza başlayacağız. İlk önce boyamızı hazırlamakla başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sıvamız biraz, boyamız biraz sert olduğu için ilk önce onu karıştıracağız biraz. Daha sonra istediğiniz renge bağlı olarak boyayı ilave edebilirsiniz. Boya da biraz kurumuş ama idare edeceğiz. Şöyle alabiliriz mesela. Evet, biraz mavinin tonlarına yakın lacivert de olabilir. Ama ben çok boğmaması için biraz daha açık bir mavi yapacağım. Bu kadar yeterlidir. Boyamızı iyice karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi güzel bir kıvamda, güzel bir renk. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Beyaz olarak siparişini verin. Daha sonra rengini değiştirebilirsiniz siz. Yani beyaz geldi diye illa beyaz yapacağınız diye bir kaide yok. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir renk oldu. Şimdi ilk kat uygulamamıza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, ilk kat uygulamamıza geçeceğiz. Kullandığınız malzemeler de önemli tabi. Spatula ve İtalyan boya malasıyla uygulamayı yapabilirsiniz. Şimdi ilk katımıza geçelim.
Evet arkadaşlar, ilk katımızı çektik. Şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. İkinci kat için duvarın ortalama 10-12 saat kuruması gerekiyor. Kuruduktan sonra fazlalık olan yerleri zımparalayıp ikinci kata geçebiliriz. Mavi tonunu biraz fazla kaçırdım gibi düşündüm ama kurudukça açıldığı için renk tam istediğim bir tonda olacak. Bu duvar ortalama 9,5-10 metrekare bir duvar. Yani 5 kilogram bu boyadan alırsanız eğer, evet gördüğünüz gibi rahat bir şekilde duvarınızı tamamlarsınız. Evet, ikinci katta görüşürüz. Evet arkadaşlar, duvarımız kurudu. Şimdi zımpara işine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi ilk katımız biraz alabala oldu ama sonuçta ilk kat, bu şekil olması normal. Şimdi zımpara işlemine geçelim. Her yeri yapmanıza gerek yok. Zaten pürüzsüz bir yüzey oldu. Sadece malanın fazla bulaştığı yerleri yapabilirsiniz. Örneğin şuraları mesela. Şuralar. Buraları zımparayla, boya zımparasıyla halledebilirsiniz. Evet arkadaşlar, zımparamızı yaptık. Şimdi hafif nemli bir bezle duvarı komple silip tozunu alacağız. Tozu almazsak eğer ikinci kat iyi olmaz, iyi çıkmaz. Kuru bir bezle değil, nemli bir bezle yapmanız gerekiyor. Zaten boyası çıkıyor gördüğünüz gibi. Tüm her yerin bir defa tozunu alsanız yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi duvarımızda hiç toz kalmadı. İkinci kat için boyamızı tekrar karıştırıyoruz arkadaşlar. Boya kattığımız için iyi karıştırmanız gerekiyor. Yoksa tabanlarında beyazlıklar olduğu için bazı yerler alabala durabilir. O yüzden iyi karıştırmakta fayda var. Evet, rengimiz gayet güzel oldu. İkinci kata başlamadan önce
Malamızı zımparayla yine temizliyoruz. Pürüzsüz bir yüzey elde etmek için. İkinci katı çekiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Tek bir hareket yapmadan sürekli farklı yönlere doğru sıvıyı çekersiniz eğer. Çok güzel olacaktır. Evet arkadaşlar, ikinci katı çektik. Son yerimizi de yapalım. Evet, duvar genel olarak kurumaya başladı. Ama orta bölümler biraz açık olduğu için oraya biraz daha istersek sürebiliriz. Şu şekilde. Yani bu işlemleri kurumadan halletmemiz lazım. Daha sonra parlatma işlemine geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bu bölümler biraz açık kaldığı için tekrardan üstüne bir tane daha geçebiliriz.
Evet arkadaşlar, parlatma işlemine geçtik. Yine malamızı temizliyoruz. Evet, biraz güç gerektiren bir iş bu. Gördüğünüz gibi bu şekilde yaparak parlatıyoruz. Malamızı sık sık temizliyoruz. Ne kadar çok perdahlama yaparsak o kadar parlak olacaktır yüzey. O yüzden pes etmeden devam edin. Gördüğünüz gibi her daha sıkça parlıyor yüzey. Mermer bir doku oluşturuyor. Evet arkadaşlar, duvarımızı tamamladık sayılır. %90'ının parlatma işlemini de gerçekleştirdik. Bakın burada lambadan gördüğünüz gibi gayet pürüzsüz bir yüzey oldu. Tam da istediğim gibi bir renge dönüştü. Siz buna İsteğe bağlı olarak boyayla damar da ekleyebilirsiniz. Gerçek mermer görüntüsü olsun diye. Evet, gördüğünüz gibi. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve olumlu ya da olumsuz her türlü yorumlarınızı bekliyorum. Herkese teşekkürler. Arkadaşlar son olarak 5 kiloluk bir kovamız vardı. Bunun yarım kilosu hala içinde. Yani 10 metrekarelik bir duvarı rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Tavan dibini niye böyle bozuk yaptın derseniz eğer,
Buraya alçıpan yapılacağı için tavan dibine pek özen göstermedim. Gördüğünüz gibi kenarlarda bantlar var. Yerde bant var. Ama tavana alçıpan olacağı için çok özenerek yapmadım. Tekrardan hoşça kalın.